Merhabalar, bugün yumuşacık, puf 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 poğaçalar yapacağız. Poğaçamız için gerekli malzemelerimiz, bir su bardağı ılık suyumuz var, bir su bardağı sıvı yağımız var, bir su bardağı ılık sütümüz var, 1,5 paket instant mayamız var, burada 100 gram kadar tereyağımız var, bir adet yumurtamız var. Yumurtamızın beyazını hamurumuzun içerisine koyacağım, sarısını üstüne süreceğim. Bir yemek kaşığı toz şekerimiz var, 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz var. Şimdi öncelikle yoğurma kabının içerisine bir adet yumurtamın beyazını kıracağım. Evet, sarısını üzerine süreceğim. Evet, sarısını üzerine ayırdım. Bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Öncelikle sıvı malzemelerimi alacağım yoğurma kabıma. Bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bir su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Bir yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. 1,5 yemek kaşığı, pardon, 1,5 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Şöyle bir çırpacağım, şöyle çırpıcıyla. Şimdi instant mayamızı ekliyorum. 1,5 paket. 1 paket az gelecektir. O yüzden 1,5 paket. Çünkü unumuz bayağı fazla olacak. Evet, şu şekilde bütün malzemelerimizi yoğurma kabının içerisine aldım. Şimdi tereyağımı, 100 gram kadar tereyağımı ilave edeceğim. Ve çırpacağım şöyle yavaşça, çırpıcıyla böyle. Evet. Evet, şimdi yağımı da ilave ettikten sonra şöyle bir çırptım ama yağım yoğurmam gerekecek. Şimdi çırpıcımı içerisinden çıkarıyorum yoğurma kabının. Evet, şimdi elle yoğuruyoruz. Şöyle güzelce yağımı sıkıyorum. Tamam, şimdi unu ilave edeceğim. Şuraya ben şu şekilde bir kabıma 7 su bardağı kadar un aldım. Yani 7-7,5 su bardağı un iyi geliyor poğaçamıza. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Şu şekilde. Unumuzu her zaman yavaş yavaş ilave ediyoruz. Şu şekilde. Evet, bu şekilde biraz yoğuruyorum. Biraz un ilave edeceğim. Biraz yoğuracağım. Biraz un ilave edeceğim. Evet, şimdi biraz yoğurdum. Bir miktar daha un ilave ediyorum. Unumuz tam gelecektir 7 su bardağı hemen hemen. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur olacak. Şu şekilde yoğuruyoruz güzelce. Biraz cıvık daha şu anda. Bir miktar daha un ilave etmem gerekiyor. Evet, ben hamurumu güzelce yedirerek yoğurdum. Şu şekilde. Kabımın içerisine 7 su bardağı un koymuştum. Şöyle bir yarım su bardağı kadar unum arttı. Yani 6,5 su bardağı un iyi geldi. Siz yine yaparken
kontrollü bir şekilde 7 su bardağı kabınızın içerisine ununuzu ilave edin. Yavaş yavaş ekleye ekleye koyun. 6,5-7 su bardağı arası iyi geliyor. Şöyle yoğurdum. Güzelce iyice yediriyorum. Hamurumun kıvamı yumuşak. Elime yapışmayacak kadar. Gördüğünüz gibi hiç elime yapışmıyor. İçerisinde yağ da olduğu için. Şimdi hamurumu şöyle getirdim. Şimdi hamurumun bir bezle sarıp mayalandıracağım. Hamurum mayalanınca poğaçalarımızı yapacağız. Şimdi hamurumu mayalandırmaya bırakıyorum. Evet, hamurum güzelce mayalandı. Şimdi poğaçalarıma şekiller vereceğim. Hamurumu öncelikle şöyle masanın üzerine alıyorum. Evet, şimdi şu şekilde hamurumdan parçalar koparacağım. Çok fazla büyük yapmayacağım. Zaten tepside de mayalandıracağım. Daha çok şişecek. Şu şekilde. Bu büyüklükte yeterli. Şöyle aynaya baktım. Bunları sade yapacağım. Bir tepsi sade yapacağım poğaçalarımdan. Bir tepsi peynirli yapacağım. Şu şekilde ben içimi hazırladım. Biraz beyaz peynirim vardı. İçerisine maydanoz doğradım. Ve bir tane yumurtanın beyazı ile beraber güzelce karıştırdım. Bir tepsi sade poğaça yapacağım. Bir tepsi peynirli. Şu şekilde. Ama peyniriniz yağsız olsun. Yoksa poğaçanızın içinden akacaktır. Yağsız peynir. Şu şekilde yuvarlıyorum bütün tepsimi. Şimdi şöyle bir tepsi sade poğaçamı yaptım. Tepsimi aldım. Şimdi peynirli poğaçalarımı yapacağım. Ve bu arada sade poğaçalarımı da biraz dinlenmeye bırakacağım. 15 dakika kadar güzelce şişene kadar dinlenecek, kabaracak. Ondan sonra fırına vereceğim. Şimdi peynirli poğaçalarım için de şu şekilde hamurlarımı yuvarladım. Göstereceğim şimdi size. Şu şekilde yapıyorum. İçerisine peynirimi ilave ediyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Çok fazla çatalla falan bastırmak istemiyorum. Biraz açılacak uçları açılsın istiyorum. Böyle güzel açık bir şekil oluyor. Güzel oluyor. Şöyle şu şekilde yaptım. Tepsime yerleştirdim. Bir tane daha yapalım. Şu şekilde. Yapıyorum. İçerisine peynirimi koyuyorum bolca. Kapatıyorum. Şu şekilde. Evet. Tepsine yerleştiriyorum. Diğer poğaçalarımı da aynı şekilde yapacağım. Evet, şimdi son poğaçamı da yapıyorum. Aynı şekilde. Bolca koyuyorum içlerini. Siz istiyorsanız daha az malzeme koyabilirsiniz. Ya da peynirli poğaça yapmak yerine sucuklu, kaşarlı, kıymalı poğaçalar da yapabilirsiniz. Ben bir tepsi sade yaptım. Bir tepsi de peynirli poğaça yaptım. Gördüğünüz gibi bu da peynirli poğaçalarım. Şimdi evet, şimdi sade poğaçamı da aldım masanın üzerine. Üzerine yumurtamın sarısını süreceğim.
bu şekilde bütün tepsime, bütün poğaçalarıma yumurta masasını süreceğim. Evet, şimdi bütün poğaçamın üzerine yumurtamı sürdüm. İki tepsime de. Şimdi çörek atı ve susam serpeceğim üzerlerine. Şu şekilde bolca. Bolca susam serpeceğim. Çörek otuyla birlikte, ama hemen fırınıma vermeyeceğim. Bir 15-20 dakika kadar, yani tam dakikada vermek istemiyorum. Eğer odanızın ısısına göre, eğer çok fazla bir ortam, sıcak bir ortamdaysan daha çabuk kabarabiliyor poğaçalarımız. Bakacağım duruma göre. Birazcık tepsimde iyice şişireceğim. Çok kabarmasını istiyorum. Ondan sonra fırına vereceğim. Şimdi 10-15 dakika kadar bekleteceğim. Sonra fırınıma vereceğim. Ya fırında da şişiyor ama tepside mayalandırdığımız zaman daha yumuşak ve daha tombik oluyor poğaçalarımız. Siz de mutlaka o şekilde deneyin derim. Daha güzel bir sonuç alacağız yani. O yüzden böyle bu şekilde hepsini şimdi çörek otu susam serpeceğim ve bekleteceğim, biraz mayalanmasını istiyorum çünkü. Evet, 10-15 dakika poğaçalarımı dinlendirdim. Şimdi 200 derece önceden ısıtılmış fırınıma vereceğim poğaçaları. Evet, gördüğünüz gibi sade poğaçalarım fırından çıktı. Şimdi de peynirli poğaçalarım pişiyor. Şöyle bir bakın. Gayet de güzel kabarıklar. Şimdi peynirli poğaçalarım pişsin, onları da göstereceğim. Evet, şimdi peynirli poğaçalarım da çıktı fırından. Şu şekilde. Sade poğaçalarım da burada. Deneyen herkese afiyet olsun.